Merhaba arkadaşlar. Şimdi fizik öğretmenlerimizle son ünitemiz fizik programları. 2018 fizik öğretim programı. Şimdi burayla ilgili iki veya üç tane soru geliyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Fizik programları 2005 sonrasında yapılandırmacılığa geçti. 2005 senesi aslında bir milattır. 2005 sonrasındaki programların hepsi yapılandırmacıdır. Öğretmenlerimizin bana çok sorduğu bir soru. Hocam işte eski program, 2013 programı, onun önceki program soru sorulur mu diye çok soruluyor. Kesinlikle sorulmuyor, onu söyleyeyim. Ben sadece fizik değil, fizik, kimya, biyoloji, fen, sınıf falan onları da her sene inceliyorum, meraklıyım. 2018'den sonra sadece 2018 programı soruluyor çünkü yürürlükte olan o. Peki bu soru neden soruluyor? Önemli bir sebebi var. Çünkü piyasadan herhangi bir yayın aldığınızda yayınların %80'inde eski programlarla ilgili sorular var. Bu da öğretmenlerimizde eski programlar soruluyormuş gibi bir algı oluşturuyor haklı olarak. Hatta üzerinde 2023 baskısı yazıyor. Yeni baskı diyor. İçinde eski programlara yönelik soru var. Bunun sebebi o yayınların hazırladığı soruların güncellenmemiş olmasıyla alakalı. Hatta ben iki farklı yayın evine 2015 senesinde soru yazmışım. 2015 senesinde yazdığım sorular 2013 programıyla alakalı. O yayın evleri o soruları 2015 programıyla ilgili benim sorularımın olduğu soru bankasını hala daha basıyor. 2023 diyor basıyor. Ya ben soruyu yazmışım, vermişim. Yani söyledim güncellenmesi lazım bunları falan diye. Maalesef durum bundan kaynaklanıyor. Yoksa eski programları bilmemize gerek yok. Bunu söylemek istedim. Şimdi programlarla ilgili ne bileceğiz? Onu söyleyeyim. Buradan iki veya üç tane soru var. Bir kere kesinlikle burada benim anlattıklarım yetmez. Programları Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinden çıktısını alıyorsunuz, bir okuyorsunuz. Burada programlarla ilgili sorularda Milli Eğitim'de devlette ücretli öğretmenlik yapanlar veya özelde çalışanlar çok avantajlı. Hangi üniteler hangi sınıf seviyesinde, hangi konular var gibi bilmemiz gereken ezber şeyler var. Fakat soruların iki ya da üç tane geliyor dedim. Bir tanesi ezber üzerine geliyor, diğerleri yorumla yapılabilecek burada. Şimdi programları okuyacağız bir kere. Yeni programlarda enteresan ne var diye bakacak olursak, programlarda yeni bir unsur, kök değerler ve yetkinlikler vardır. Bunları ilk programların çıktığı sene 2013'te aşağıdakilerden hangisi 2013 programının kök değerlerindendir ya da değildir? Hangisi 2018 programının Türkiye yetkinlikler çerçevesindendir, değildir diye ezber soru soruyorlardı. Artık sormuyorlar ama yine de bunları bilmek lazım. Kök değerler: adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik. Ana dilde yetkinlik, ana dilde pardon, yetkinlikler, ana dilde iletişim. Fizikle ne alakası vardır dersek, ilkokul birinci sınıftan lise sona kadar bu yetkinlikler ve kök değerler aynı. Burada çocuğun fizikte arkadaşlarıyla iletişim kurabilmesi, öğretmenine soru sorabilmesi, kendisini ana diliyle ifade etmesi becerisi. Yabancı dillerde iletişim, çocuğun fizikle ilgili yabancı dil genellikle İngilizce oluyor. Yayın takip edebilmesi, okuyabilmesi ile alakalı. Matematiksel yetkinlik ve bilim teknolojide temel yetkinlikler. Bu fizik dersinde matematiği kullanabilme, modelleyebilme ile alakalı. Dijital yetkinlik, öğrencinin internet kullanabilmesi, bilgisayar kullanabilmesi, sunum hazırlayabilmesi gibi veya aradığı bir bilgiyi nereden ulaşabileceğini bilmesiyle alakalı. Öğrenmeyi öğrenme daha önce eğitim bilimlerinde öğrenme psikolojisinde, gelişim psikolojisinde anlattığımız çocuğun nasıl daha iyi öğreniyorum? Yazarak mı, okuyarak mı, soru çözerek mi? Bunların farkında olması ve kendi öğrenme süreçlerini yönetebilmesiyle alakalı. Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler, Türkiye'de olan biten olayları takip etme, günceli takip etmeyle alakalı. İnisiyatif alma ve girişimcilik, çocuğun fizik dersinde
duvar gazetesi çıkartma, bir kulüp çalışmasına katılma, proje hazırlama gibi sorumluluk alma becerileriyle alakalıdır. Kültürel farkındalık ve ifade ise kültürümüzde var olan değerler, bunun yanı sıra bilimle ilgili, örneğin fizikte Farabi, İbni Heysem gibi Türk kültüründen ve ortaçağ İslam dünyasından ve Türk dünyasından bilime katkı yapanları tanımakla alakalıdır. Ölçme araçları konusunda bazı sorular soruyorlar. Bu ölçme araçları derken sizler sınav hazırlıyorsunuz. Bunların hazırlanmasında ölçme araçları çeşitli ve esnek olmalıdır diyor. Yani tek tip sınav yapmayın, farklı madde türlerini, farklı test tiplerini kullanın diyor. Ölçme araçlarına genel bakışı program verir ancak hazırlayıcı öğretmendir. Öğretmen ölçme araçlarını hazırlarken özgün ve yaratıcı olmalıdır diyor. Kazanımlara ve sınırlandırmalara uymalıdır diyor. Şimdi burası çok önemli. Birazdan gösterecektim ama şurada da gösterebilirim. Şimdi şurası. Bu şablon da iyi ama şuradan göstersem daha da iyi. Evet, şimdi şurası. Kazanımdır. Şöyle yazalım. Şurası da kazanım açıklamasıdır. Şöyle yazalım. Şu kazanım. Bu da kazanım açıklaması. Şimdi kazanımımız 9211. Bunu da gösterelim. Bu da önemli. Şurası sınıf seviyesi. Şurası ünite no. Şurası konu no. Şu da kazanım no. Bir önceki slide'da da vardı. Şimdi burada kazanımımız öz kütleyi kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. Kazanım açıklamasında da kütle ve hacim kavramlarına değinilir. Kütle, hacim anlam için anlamlı birim dönüşümleri yapılır. Dönüşümler yapılırken bilişim teknolojilerine faydalanabileceği belirtilir. Bakın şimdi burada da farklı bir şey var. Düzgün geometrik şekilli cisimlerden küp falan filan hacim hesaplamaları yapılır. Kum su problemlerine girilmez diyor. Bu da açıklamaların içinde kazanım sınırlandırması diyoruz. Ve ne diyor? Şuralara girmeyin diyor. Şimdi şöyle soru sordular kimyada. Bu sınırlandırmalar ve kazanım açıklamalarına uymak ya da uymamak öğretmenin sorumluluğun öğretmenin inisiyatifinde midir? Yani istersen uyarım, istersen uymam diye bir şey var mı? Yok. Kazanım açıklaması ve sınırlandırmalara her öğretmen uyacaktır. Peki esneklik nerede vardır? Bazı öğretmenler birinci kazanımla üçüncü kazanımı birleştirerek anlatabilir. Bazısı tek tek anlatabilir. Bazısı farklı bir ilişkilendirme yapabilir. Bazısı birinci kazanıma bir saat yer ayırır. Bazısı iki saat yer ayırır. Burada sınıfın düzeyine göre çabuk anlaması veya zor anlamasıyla esneklikler söz konusudur. Ama 9. sınıfta vermeyin dediği bir şeyi veriyor olmak öğretmen inisiyatifinde değildir. Buna kesinlikle uyulacak. Şimdi şurada kalmıştık. Öğretmen ölçme aracını hazırlarken özgürdür ancak teknik ve akademik standartlara uymalıdır diyor. Teknik ve akademik standartlar şudur. Lise düzeyinde çoktan seçmeli test hazırlıyorsa 5 seçenekli olacak. Değildir diye yazıyorsa altını çizecek gibi. Ölçme ve öğretme kaynaştırılmalı, izleme ve süreç önemsenmeli. Şunu da söyleyelim. Sadece not vermek için sınav yapmayın. Tanıma ve hazır buluşluk, süreçte işler iyi gidiyor mu diye,
kavram yanılgıları var mı diye yetiştirme izleme testleri de yapın diyor. Ölçme araçları çeşitlendirilmeli, çok odaklı ölçmeye esas alınmalı. Öğretmenler ve öğrenciler değerlendirmeli, aktif olmalı. Süreç içinde değişim ölçümlerle izlenmelidir diyor. Şimdi bir başka önemli şey, programın genel amaçları. Arkadaşlar, burası kesin soru değeri taşıyor. Daha önce fizikte de, kimyada da, biyolojide de, fende de soruldu. Bu programın temel felsefesi ve genel amaçları, bu program hangi sınıf seviyesi için yazılmıştır? 9, 10, 11 ve 12 sınıf için yazılmıştır. Bu 9, 10, 11, 12'nin tümü için genel beklentilere programın genel amaçları diyoruz. Bu genel amaçlar mesela şunlardan 3 tanesini verip bunlar programın hangi ögesidir diye sorabiliyorlar. Programın genel amaçları diye bileceğiz. Burayı okumak şart. Diyor ki fizik biliminin evrendeki olayların anlaşılmasındaki önemli kavramaları, bilimsel sorumlulukların sorgulamanın doğasını anlamaları, bilimin doğası üzerinde farkındalık kazanmaları gibi gibi şeyler söylüyor. Kaç taneymiş? 12 tane mi? 13 tane mi? Ben de hatırlayamadım. 13 taneymiş. Bunlar bir okunacak genel amaçlar diye. Yani tabii ezberlenmez ama akılda kaldığıyla okunması gerekiyor. Programda dikkat edilecek hususlar diyor. Bunları siz okursunuz. Hep böyle şeyler. Bunun yanı sıra çok önemli bir husus. Hangi sınıf düzeyinde ne var soruyorlar. Onu söyleyeyim. Yani ünite olarak da sorabilirler, konu olarak da sorabilirler. 9. sınıf ünitelerimiz fizik bilimine giriş, madde ve özellikleri, kuvvet ve hareket, enerji, ısı ve sıcaklık, elektrostatik. 10. sınıf ünitelerimiz elektrik ve manyetizma, basınç ve kaldırma kuvveti, dalgalar ve optik. 11. sınıf ünitelerimiz kuvvet ve hareket, elektrik ve manyetizma. 12. sınıf ünitelerimiz çembersel hareket, basit harmonik hareket, dalga mekaniği, atom fiziğine giriş ve radyoaktivite, modern fizik, modern fiziğin teknolojideki uygulamaları. Bu biraz önce gösterdiğim kodlama sistemi. Yine ben programdan şöyle bir özet çıkarttım. Bu biraz önce gösterdiğim şu nedir sınıf düzeyi, şu ünite ne o, şu konu ne o, şu kazanım mı? Bir de sorulabilecek bir şey var kimyaya, biyolojiye sorular. Hangi sınıf düzeyinde, hangi konuda, hangi bilim insanları geçiyor? Şimdi 9. sınıf birinci ünitemizde TÜBİTAK, AECK, bunu hatırlayamadım. Neydi bu? Hatırlayan var mı? Aselsan, CERN sorularda çok geçiyor zaten. NASA, ESA geçiyor. ESA, Dünya Uzay Ajansı. Ta ekmiş, yanlış yazmışım ben. Ben yanlış yazmışım bunu. Ta ek ne açılımı? Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. Ha tamam. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ymuş. Ben de not alayım, şu slaytlarda düzeltmişim. 9. sınıf 2. ünitede madde ve özelliklerinde öz kütleyle ilgili Arşimet ve el hazininden bahsediliyor ki bu Arşimet'in TAEK kapandı, TENMAK olmuş. Programda böyle geçiyor valla. Değişmiş, kapanmış. Şimdi Arşimet ve el hazini öz kütleyle ilişkilendiriliyor. 3. sınıfta 9. sınıf 3. ünitede Newton ve İbn Sina geçiyor. 10. sınıf 3. ünitede ses konusunda Farabi'nin ses dalgaları çalışmaları geçiyor. Bir şey yazıyor bir arkadaş. Arkadaşlar söyledi, bu TAEK'in doğrusu TENMAK'mış arkadaşlar. Ben bilmiyordum. Açılımı ne TENMAK'ın? Bir yazar mısınız?
yazar arkadaşlar. Şimdi 11. sınıf 1. ünitede kuvvet ve harekette Canan Dağdeviren genç bir bilim insanımız. Bu yeni nesil kalp pili icat ediyor. Bunun kinetik enerji, kinetik demeyelim, kuvvet ve hareketle ilgili, bunların algılanması ve harekete dönüştürmesiyle ilgili Canan Dağdeviren'den bahsediyor. 12. sınıf 1. ünitede Kepler kanunları, Galileo, Ali Kuşçu ve Ulu Bey var. Yazdı arkadaşlar bakalım. Türkiye Enerji, bakın okuyorum arkadaşlar. Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu. Yazalım şunu da. Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumuymuş bunun açılımı. Teşekkür ederim. 12. sınıf 4. ünitede atom fiziğine giriş ve radyoaktivitede Feyza Gürsey, Asım Orhan Barut ve Berham Kurşuncuoğlu'ndan bahsediliyor. 12. sınıf 4. ünite atom altı parçacıklar. Abdüsselam. Pakistanlı. Ben bunun hayat hikayesini okuduydum. Atom altı fiziğiyle ilgili Pakistanlı Nobel almış bir bilim insanı. Sheldon Lee Glashow ve Steven Weinberg'den bahsediyor. Bunlar çok önemli değil. Şurası önemli. Arkadaşlar, şu nokta çok önemli. Yazayım tahtaya da. Eskiden fizik programlarında öğrenme alanları vardı. 2018 fizik programında öğrenme alanları yoktur. 2018 fizik programı ünite temellidir. Sarmal içerik düzenlemeyle oluşturulmuştur. Hem sarmaldır hem ünite temellidir. Ve ana karakteri de yapılandırmacıdır. Bu tahtaya yazdıklarım önemli. Şimdi bu kök değerlerle ilgili alt bileşenler falan var. Bunlar sorulmuyor ama geçiyordu eski programda. Yani eski program derken 2018'den önce askı programı, 2017 programı. Sonra kaldırdılar bunun içinde ama bunlardan sorulmuyor. Yayınlarda çok var diye ben şey yaptım. Şimdi asıl önemli olan hangi sınıf düzeyinde hangi kazanımlar var? Bunlar önemli. Bunlar okunacak. Bunlar bu, hani derste benim anlatmamla olacak bir şey değil. Bunlar çalışılacak. Tabii ücretli öğretmenlik yapanlar biliyor bunları. Bunları böyle okunacak diye size paslıyorum, geçiyorum. Şimdi ben birkaç tane nasıl soru soruyorlar, onlarla ilgili bir şeyler hazırladım. Şimdi 2018 fizik dersi öğretim programında aşağıdaki unsurlarda hangisine yer verilmiştir diyor. Güzel, böyle bir soru sorulabilir. Bu sorunun çözümü için eski programları bilmek gerekmiyor. Hadi bakalım ne dersiniz? Mehmet Emin Hocam D diyor. Doğru. Ünite temeldir ve üniteler vardır. Öğrenme alanları yoktur. Ara disiplinler yoktur. Kavram yolları ve açıklamalar eski programda vardı. Şimdi yok. Ölçme formları da yoktur. Ama üniteler var. Ünitelerle bölümlenmiştir. Şimdi şöyle sorular soruyorlar. Diyor ki 2018 fizik dersi öğretim programında bir kazanım şöyledir. 9-3-3-1-5 ivme kavramını hızlanma ve yavaşlama olaylarıyla ilişkilendirir. Bu kazanımla ilgili olarak sabit ivmeli hareketi açıklar. Anlık hız kavramına değinilir. Matematiksel modelleme oluşturulur ifadelerinde hangileri doğrudur diyor.
Zor soru. İnanın ben de ezbere bilmiyorum. Dönüp şimdi programdan bakacağız. Bir arkadaşımız B diyor. Bir arkadaşımız Edirne diyor. Şimdi ben yorumluyorum. Bu kesinlikle vardır. Bunu bilemiyorum. Anlık hız kavramı onu da bilemedim ama bir kesini vardır. Şimdi dönüp bakalım. 9-3-1-5. Şimdi ivme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. Sabit ivmeli hareket bile sınırlı kalınır. İvmenin matematiksel modellemesinin çıkarılması sağlanır. Modelleme var diyor. Sabit ivmeli hareket için hız zaman, ivme zaman grafikleri çizmeleri, yorumlamaları sağlanır. Grafikler arasında dönüşümlere girilmez. Anlık hız kavramına değinilir diyor. Vallahi zor soru olmuş. Dönelim buraya. Sabit ivmeli hareket açıklanır. Anlık hız kavramına değinilir. Matematiksel modelleme oluşturulur. Doğru cevap E'ymiş. Bayağı zor soru. Ne derseniz çıksa patates olur muyduk? Bence zor soru vallahi. Burcu ne oldu? B diyorsun sen. Burcu biraz soruyor bana ne çalışayım ne çalışayım diyor bak. Vallahi böyle sorular. Ha yalnız 2-3 tane sorunun hepsi böyle zor değil. Bir tanesi böyle zor geliyor. Geçtim. Ha, bir tane daha zor soru. 2018 fizik dersi öğretim programında bir kazanım şöyledir diyor. 9-3-1-1 cisimlerin hareketleri sınıflandırılır. Bu kazanımla ilgili öteleme hareketine yer verilir, titreşim hareketine yer verilir, dönme hareketine yer verilir. Ben ezbere bilmiyorum. Ama ben girsem sınava inşallah yanlış çözmüyorumdur. E diye işaretlerim. İnşallah yanlış çözmüyorumdur. Şimdi neden böyle yorumladım? Programı ezbere bilmiyorum ama ortaokul fende işte katıların, sıvıların, gazların yaptığı hareketlerde öteleme, titreşim, dönme hatta katı sıvı gazda işte titreşim hareketini şu yapar, şu yapmaz falan filan gibi onlara değiniliyor. Bakalım neymiş? 9-3-1-1. İnşallah yanlış çözmemişimdir. 9-3-1-1. Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. Deney ve simülasyonlardan yararlanarak öteleme, dönme ve titreşim hareketlerine örnekler verilmesi sağlanır. Oh, doğru çözmüştür. Doğru çözmüşüz. Tekrar bunu işaretleyelim. Bu var, bu var, bu var. Hocam da Edirne. Evet, bir başka soru. 2018 yılında yayınlanan fizik dersi öğretim programındaki ünite kazanımları ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Fizik biliminde yer alan temel kavramlar ile ilişkilendirilmiştir. Bilimsel süreç becerilerini önemsenmiştir. İçerik öğrenme alanları ile yapılandırılmıştır. Mesela bu soruyu ben kesin çözüyorum. Çünkü hani ezber şey sorusu değil. Bu mesela programın genel çatısı okunduğunda çıkacak bir soru. Evet. İlk önce sizden cevapları alalım. C diyorlar. Aferin. Fizik bilimde yer alan temel kavramlarla ilişkilendirilmiştir. Doğru. Bilimsel süreç becerileri önemsenmiştir. Neden önemsenmiştir? Burada mesela kontrollü deney yaptırın, burada gözlem yaptırın falan gibi yazıyor.
İçerik öğrenme alanları ile yapılandırılmıştır. Öğrenme alanları yok, ünite temellidir demiştik. Efendim, 9. sınıf fizik dersinde Ozan adlı öğrenci sesin boşlukta neden yayılmadığını sorar. Öğretmenin bu soruya 2018 fizik dersi öğretim programı çerçevesinde falan filan cevaplarından hangisini vermesi uygun olur? Size bırakıyorum. Bu hem program hem de fizik bilgisi gerektiriyor. Aferin, bütün cevaplar doğru. Herkes C diyor. Ses maddesel bir ortama ihtiyaç duyar ama istisnasız tüm dalgalar yayılmak için maddesel ortama ihtiyaç duyar. Lafı yanlış. Elektromanyetik dalgalar maddesel ortama ihtiyaç duymaz. İstisnasız tüm enerji türleri yayılmak için maddesel ortama ihtiyaç duyar. Yanlış. Ses yayılmak için maddesel bir ortama ihtiyaç duyan dalga türüdür. Bu da doğru. Son sorumuz. 2018 fizik dersi öğretim programı ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Bıraktım size, ne dersiniz? Bu da programın genel yapısı, bir okunduğunda çözülebilecek bir soru. Sarmal bir yaklaşım kullanılarak düzenlenmiştir. Hem sarmal hem de bir kere verilen kazanımlara yer vermiştir. Programda aynen böyle yazıyor. Tematik ve piramidal içerik yapıları dikkate alınarak düzenlenmiştir. Hayır, sadece sarmaldır. Tematik ya da piramidal değildir. Doğru cevap da D'dir. Sanırım bitti sorular. Evet, uzun bir maceranın sonuna geldik. Kaç saat oldu? 15 saat falan ders anlattık mı? Galiba oldu 15 saat falan. Yarın ders yapmıyoruz. İki sınav arasında. İkinci haftada. Pazartesi, salı olabilir. Bir ders açarız. Sorularınızı çözeriz. Bir merhaba deriz. Ondan sonra sizi ilk önce birinci sınava uğurluyorum. O görüşmeden sonra ikinci sınava uğurlayacağız inşallah. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Şöyle Sevgi Yücel Hocam mesaj atar mısınız diyor. Arkadaşlar, bizim Alfa Uzem Kamp, Momentum Kamp grubu var. Kamp grubunda grubunu atacağım. Grup kapanmıyor tabii. İkinci sınavdan sonra kapatırız grubu. Grubu atarım. Ha ben unutursam diye, unutmam gerçi de, unutursam diye. İki sınav arasında konuşuruz. Şu gün yapalım falan diye gruptan mesajlaşırız. Herkes grupta var değil mi? WhatsApp grubunda. WhatsApp grubunda olmayan da katılsın. Burcu ben hatırlatırım diyor. Tamam, hatırlat. Oradan mesaj atarız. Herkes grupta varmış. Allah yolunuzu açık etsin. Benim sınavda başarılar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ ol Lütfi. Sağ ol. Sağ ol Meral. İyi akşamlar.